Merhaba değerli izleyenler. Kıbrıs TV ekranlarından Günün Özü programı ile karşınızdayız. Bugün akademisyen, doçent doktor Emet'e gözü güzelliğiyle birlikteyiz. Hoş geldiniz Emet Hanım. Çok teşekkürler Dilan Hanım. Nasılsınız tekrardan? Çok şükür. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederiz. Bizler deyiz. Sıcak havalara rağmen evet. Yine de mücadele ediyoruz. Biliyorsunuz ki geçtiğimiz günlerde Sayın Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar'la birlikte Rum yönetiminin lideri Nikos Christodoulidis antropoloji laboratuvarına ziyarette bulundu ve iki lider de orada basın açıklamalarda bulundu. Öncelikle bu ziyareti, bu birlikteliği nasıl değerlendirirsiniz? Kıbrıs politikası neticesinde tabii ki. Tabii ki önemli bir adım ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylemiş olduğu her izahatta Kıbrıs meselesinde esasen Kıbrıs Türk'ün hak ve menfaatlerini koruma yönündeki tutumu ve davranışlarını devam etme kararlılığını Sayın Christodoulis'le bir araya gelerek yeniden ortaya koyduğunu görüyoruz. Zaten hiçbir zaman Türk tarafı olarak ortaya konan siyasette ne maksimalist talepler olmuştur ne de adanın hukuki gerçekliği dışında talepler söz konusu olmuştur. Söz konusu olan da bir insani mesele olduğunda her zaman Türk tarafı bu tip konularda çok hassas davranarak her iki tarafı da anlayan bir üslupta her zaman meselelere dahil olmuştur. Sayın Cumhurbaşkanı Tatar da böylesine kayıp şahıslarla ilgili bir çalışmada Türk tarafının da beklentilerinin karşılanması, arzu edilenin en azından bu işin takipçisi olunduğunun ortaya konması adına böylesine bir ziyarette bulunması ve Rum liderliğinin de bu ziyarette yer alması elbette Kıbrıs meselesinde beklenen ve tarafların aslında bir arada müzakereler yoluyla meselelerini çözümlemesi gerekliliği yönünde ortaya konan tavra çok pozitif bir yaklaşımdır. Çünkü Türk tarafı şu an biliyorsunuz müzakerelerin başlaması noktasında Rum liderliğiyle artık bu saatten sonra gerçekten bu işi çözümleyelim. Sayın Tatar daha önce izah etmişti. İki halka yeter bu ada yan yana yaşayabileceğinden bahsetmişti. Fakat üzücü olan şu. Bu iyi niyetli çabalar söz konusu olurken bir bakıyoruz Rum liderliğinin işte generali, ordu komutanı gözümüz Güzelyurt'ta, Maraş'ta, Girne'de şeklinde açıklamalarla çok provokatif ve saldırgan bir tavır içerisinde bulunduklarını ve biz kuzeye gelirsek yani buraları almak için geliriz şeklinde yaklaşarak mesajlar verdiğini görüyoruz. Tabii ki bu diplomatik teamüllere de aykırıdır. Uluslararası hukukta beklenen yapıcı tutuma da aykırıdır. Dolayısıyla biz tabii ki Sayın Cumhurbaşkanımızın böylesine anlamlı bir ziyareti gerçekleştirmesi ve Rum liderliğiyle kendi tezlerini çok olması gerektiği diplomatik bir usul ve tavırla karşı tarafa benimsetme yönünde adımlar atması çok önemli. Ama burada tabii Kayıp Şahıslar Komitesi insani bir mesele. Evet. Bu insani mesele olması kaydıyla elbette Türk tarafının ve Sayın Tatar'ın bu insani konulardaki geçtiğimiz günlerde Sayın Müftüzade'nin açıklamalarına da baktığımızda üzücü olan bu insani konularda Rum liderliğinin ve tarafında olanların en azından Türklerin beklentisi yönünde hareket etmediğini, taraflı davranıldığını görmekteyiz. Bu da son derece düşündürücü ve dikkat çekici. O nedenle tek taraflı kayıp yoktur. Kıbrıs Türklerinin geçmişte çok ciddi kayıpları olmuştur. 63'ten 74'e kadar olan süreçte ciddi önemli kayıpları bulunmaktadır. O nedenle Rum liderliğinin sadece ortaya koyduğu bu iş 74 Barış Harekatı ile başladı. İşte bizim kayıplarımız var şeklinde ortaya koyduğu söylemlerle de ters bir durumdur. O nedenle ümit ediyoruz bu komite adil ve iki tarafı objektif şekilde davranılan bir statüde çalışmalarını ilerletir. Bu tip konularda zaten Sayın Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanlığımız gereken hassasiyetle kendi haklarımızı koruyarak zaten adımlarını atar.
Kesinlikle Mete Hanım. Şimdi bu ziyaret sonrası iki liderin de basın açıklamaları oldu. Öncelikle Sayın Ersin Tatar'ın açıklamasındaki bir demece değinmek istiyorum. Ortaya koyduğumuz yeni siyasetin ve vizyonun sadece Kıbrıs adasındaki iki tarafın yararına değil, bölgesel ve küresel istikrar açısından da dikkate alınması gereken gerçekçi bir yaklaşımdır diye de konuşmuş ve vizyonumuz da küresel istikrar için de uygundur da aslında vurgusunu yapmış. Öncelikle bu açıklamaya nasıl bir değerlendirme yaparsınız? Şimdi küresel istikrar dediğinizde nedir? Küresel dünyayı aslında etkileyen, dünya sisteminin ihtiyaçlarını, dünya sisteminde biz neyi bakıyoruz? Birleşmiş Milletler'in temel yapısı dünya sistemi içerisinde uluslararası barış ve güvenliğin tesisidir. Dolayısıyla Kıbrıs'ta olacak bir herhangi bir ihtilaf, çatışma, istikrarsızlık bu bölgedeki bütün gelişmeleri etkiler. Enerji nakil hatlarında planlanan projeleri etkiler. Türkiye'siz ve Kıbrıs Türkleri olmadan planlanan bütün deniz ticaret yollarını, enerji güvenliğini etkiler. Gıda deniz ticaretini etkiler. Çok yönlü aslında Kıbrıs Adası'nın ve Kıbrıs Türklerin sahip olduğu jeopolitik konum itibariyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye'nin çok yönlü etkileri olur. Şimdi dünyada ve bölgemizde biz gelişmelere baktığımızda aslında istikrarsızlık zemininde ve dünyadaki küresel krizlerle birlikte biliyorsunuz işte iklim krizini tetiklediği, gıda krizi, Ukrayna-Rusya savaşının ortaya çıkardığı ciddi ekonomik buhran ve enerji konusundaki sıkıntılara baktığımızda dünya bir arayış içerisinde. Bu arayış enerji güvenliğinin tabii ki tedariki ve bununla birlikte de siyasi istikrarsızlıkların giderilmesi. Çünkü siyasi istikrarsızlıklar her bir planlanan kendilerinin lehine, dünyanın lehine olabilecek çalışmaları da engelleyecek tavra dönüşmeye sebep olur. O nedenle Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklaması çok önemli. Çünkü bölgesel ve küresel anlamda dünya devletlerinin beklentilerini, Kıbrıs etrafında keşfedilmesi beklenen hidrokarbon yatakları dahil olmak üzere bunların nakli, bunun ötesinde dünya gittikçe artan bir su krizine de evrimleşmeye doğru gidecek ve bu konuda dünyada yoksulluk ve açlığın ne derece kırılgan olduğunu ve günden güne kötüye gittiğini biz Birleşmiş Milletler'in yaptığı açıklamalardan da Sayın Guterres'in son dönemde özellikle tahıl kriziyle yaptığı açıklamadan da görüyoruz. Bütün insanlığı etkileyecek boyutta özellikle Afrika ülkeleri kapsamında da düşündüğümüzde ve Avrupa ülkeleri ki biz artık gıda fiyatlarının ne kadar arttığına şahit oluyoruz. Hiç ummadığımız fiyatlarla karşı karşıya kalıyoruz. Bu sadece bize özgü bir durum değil. Enflasyonun elbette etkisi var ama dünyada özellikle gıda ürünlerine yönelik ciddi bir enflasyon var, yükseliş var. İlerleyen süreçte bu krizlerin devam etmesi ki Ukrayna-Rusya savaşının evrimleştiği boyut hiç iç açıcı değil. Günden güne daha kötüye giden bir savaş atmosferi görüyoruz. Bu derece bir kritik dünya düzeni içerisinde Kıbrıs meselesinde, Kıbrıs jeopolitiğini düşündüğümüzde Kıbrıs Türklerinin de burada hak ve menfaatlerinin artık dünya tarafından kabul edilmesi gerekliliği çok haklı bir serzeniş ve dünyaya mesajdır. Neden? Çünkü 1960 düzenine siz baktığınızda zaten Kıbrıs Türkleri kurucu ortak olarak bir ulus olarak burada yer almıştır. Ayrı bir ulus olarak yer almıştır. Türk tanımlamasıyla, Türk kimliğiyle bu devlet içerisinde kendi mevcudiyetini ve egemenlik haklarını muhafaza etmiştir. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte 74 sonrası gelişen bütün süreçlere baktığımızda ve öncesinde Kıbrıs Türk'ün haklarını görmezden gelen bir batı sistemi var. Dünya sistemi var. Yani neden diyeceksiniz? Çünkü 63'ten 74'e kadar Birleşmiş Milletler'in burada görev yapan üst düzey subaylarının yaptığı görüşmecilerin raporları, mesela Ortega raporu gibi çok mutat bir rapordur. Veya işte 74 yılında kabul edilen insanlık suçu işlenen, barbarlık yapılan Murat Atlar Sandallar'da yapılan katliamların neticelerine
gidilmemiştir. Yani bu konuda ilerletilmemiştir bu yaşanılanlar. İnsan hakları 63'ten 74'e kadar Kıbrıs Türklerinin ortadan kaldırılmıştır. Zorla yerinden göç ettirilmiştir. Suyu kesilmiştir. Posta iletişimi kopmuştur. Çocuk kayıtları yapılamamıştır. Gettolarda ve mağaralarda ve çadırlarda yaşamak zorunda kalmıştır. Kaldı ki devletten çektiği maaşlar ödenemez olmuş. Türkiye Cumhuriyeti'nin gönderdiği 64 yılından itibaren verilen maaşlarla geçinmek zorunda kalmıştır. Ta o dönemden başlar aslında bu hikaye. Dolayısıyla dünya neredeydi bu dönemde? Dünya yoktu. Adil bir sistem yoktu. 74'ten sonraki süreçte de zaten Türk tarafı olarak iki toplumlu görüşmeler temelinde 50 yılı aşkın sürdürülen görüşmelerde Rum liderliği masayı her zaman terk eden taraf olmuştur. Gali Fikirler gezisi. Sadece 9 maddeyi görüşelim demiştir zamanında Sayın Denktaş. Masayı terk etmiştir Klerides. Yine güven artırıcı önlemler konusunda 94'te geri adım atan Rumlar olmuştur. Ve bunlarla birlikte son anlam planı Crans-Montana yakın zaman tarihinde söyleyeceğimiz detaylardır. Kıbrıs Türk tarafı bu kadar yapıcı anlam planına bir plan referandumla evet dediği bir plan aşamasında bile siz bu halka söz verdiniz Batı olarak. Dediniz ki bu plana evet derseniz ambargolar kalkacak. Bütün dünya bunu aslında Avrupa Konseyi bunu söyledi ama dünya liderleri de bu yönde mesaj verdi. Değişen ne oldu? Hiçbir şey. Verilen Rumlar hayır dedi ama gene ödüllendirildi. Yani böylesine bir konjonktürel statü var. Bunu herkesin düşünmesi gerekir. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarını bazı kesimler sosyal medyada çok laubalice hareket ederek eleştirdiğine şahit oluyoruz. Devlete, yaşadığı ülkeye inanılmaması, bu ülkeye sahip çıkılmaması adına ciddi refleks gösteren bazı kesimler olduğunu aslında görüyoruz. Aslında tarihi yok sayan bir kesim evet. var. Evet. Tarihi, geçmişi, dünü yok sayan ve yokmuş her şeyin müsebbibi buradaki Türkiye Cumhuriyeti Devleti anavatan olarak varlığı ya da işte Kıbrıs Türk yönetimleri, siyasileri gibi algılanmaya çalışılıyor. Aslında siyasetçileri eleştirebilirsiniz. Bu sizin en demokratik hakkınızdır. Fakat eleştiri de her zaman bir noktada düzgün olması gerekir. Çünkü ifade özgürlüğünün başka insanların o onurunu kıracak, başka insanların makamına kendi bulunduğu pozisyonuna saygısızlık yapılacak şekilde gerçekleştirilmemesi gerekir. Her şey bir üslubu vardır. İnsanlar medeni ve bilgili olduğunu, kültürlü olduğunu ortaya koydukları ifadelerle gösterirler. Kesinlikle. O nedenle bizdeki bu çamur at izi kalsın, kötüleme izi kalsın bu kültür değil, bu kültürsüzlüktür. Bunu İnsanlar bir eleştirisi varsa bir şeyi sevmeye, tasvip etmeyebilir. Bunun sebeplerini ortaya net bir şekilde ifade etme kabiliyetine de bilgisine de haiz olması gerekir. Yani ben İslam'a bitti. Siz yapamazsınız ya işte bu devlet mi var gibi. Çok basit cümlelerle konuşmak sadece boş içi söylem olur. Kıbrıs meselesi öyle basit bir mesele değil. Bugün Sayın Tatar'dır görevde. Bu davayı üstlenen Kıbrıs halkının, Kıbrıs Türk halkının yüzyıllardır aslında yürüttüğü bu ada üzerindeki varoluş, ben bu ada üzerinde varım, ben bu ada üzerinde Türk'üm, Müslüman'ım, ben bu ada üzerinde yüzyıllardan beri atalarım var olduğu için varım noktasında bir egemenlik mücadelesi veriyor. Ve bu egemenlik mücadelesi belli dönemlerde çeşitli liderler tarafından bugünlere getirildi. Sonuçta bizim bir devletimiz var. Bu devlet kurulması dünya sistemine baktığımızda biz uluslararası hukuka baktığımızda çok tartışmalıdır devletlerin ifade edilmesi. Dünyada Kosova dediğimiz bir devlet var. BM üyesi değildir. Ama siyasi çıkarlar örtüştüğü için Batı tarafından tanınan bir devlettir. Çünkü jeopolitiktir uluslararası sistem. Bütün meseleler, dünya meseleleri jeopolitik çıkarlara göre hareket edilir. Kıbrıs'ta jeopolitik bir kavganın bulunduğu yerdir. Böylesine büyük bir kavganın, küresel güçlerin bu ada üzerinde planları ve hakimiyet kurma stratejileri
üs elde etme çabaları, Güney Kıbrıs'ı Haçlı zihniyeti doğrultusunda aslında tek yanlı destekledikleri bu atmosferde şöyle bir düşünmek lazım ya. Yani tamam, Kesinlikle. ülkemiz içerisinde eleştireceğimiz meselelerimiz çıkar. Sağlığı eleştiririz. Eğitimde bir eleştireceğimiz noktalar çıkar. Her yerde çıkabilir. Bunlar iktidarlar tarafından düzeltilmesi, sivil toplum tarafından yönlendirilerek bir şekilde zorlanarak belli noktalarda veya işbirliği önerileriyle iyileştirilebilecek şeylerdir. Bu demokrasinin gereğidir. Ne için iktidarlar var? Eksikliklerin giderilmesi için. Belli bir sistemin kurulabilmesi için. Şimdi biz neredeyse işte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşundan bugüne genç bir devletiz. Tam kurumsal bir devlet statüsüne erişmedik. Yani eriştik dersek kendimizi kandırırız. Ama dünyada pek çok devletten daha iyi noktadayız. Bakın Nijer'de darbe oldu geçenlerde. Askeri darbeyle geçti, iktidarı görev aldı. Afrika ülkelerinin çoğuna bakın, Orta Doğu'ya bakın, demokrasi yoktur. Ama burada Kıbrıs Adası'nda Kıbrıs Türkleri demokrasiyle yönetilen kendi ülkesini, devletini bu şekilde layık düzen içerisinde, demokratik kurallar içerisinde geliştiren bir ülke anlayışına sahiptir. Çok önemlidir bu. Dünya devletlerine baktığınızda tamam, ne anlamı var? Birleşmiş Milletler üyesidirler. Ama içteki yönetimi, altyapısı, devlet sistemine bakın, mukayese dahi edemezsiniz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile. O yüzden kendimize güvenelim. Çok önemli bu. Neden güvenelim? Elbette çok yapılacak işler var. O konuda iyileştirme olacak, yapılacak da. Ama bugün dünyada bir ayrı otorite ve ben diyebileceğimiz tek çatı kendi devletimizdir. Çünkü Kıbrıs'ta bizim ortaklık istediğimiz bir dönem muhatabımız her dönem başında bize bir şeyi dayattı. Biz azınlıkmışız gibi muamele etti. Herkes şunu düşünsün. Neden bugüne kadar benim siyasi eşitliğimi dahi Rum liderliği kabul etmedi? Niye? Neden bugün Rum liderliği devamlı silahlanarak yaptığı tatbikatlarda Kuzey'i işgalden kurtarma çabası içerisinde hareket ediyor? Neden general, geçen gün Rum general çıkıp gözümüz güzel yurtta, Maraş'ta Girne'dedir demiştir. Cumhurbaşkanlık seçimleri döneminde zaten siyasilerin kullandığı dil, bayrağımızı Girne'ye dikeceğiz, sınırlarımız Girne'dir şeklinde değişmeyen bir şey içerisinde, politika içerisinde hareket ediyor Rum liderliği. Tam bu noktada Gelen de aslında giden de aynı. kesinlikle Mete Hanım, aslında tam bu söylediklerinize nazaran Rum lider Nikos Aristidolidis'in de açıklaması olmuştu. Hemen oradaki bir demece değinmek istiyorum. Hatta altını çizmek istiyorum. Şöyle bir açıklaması oldu. Her şeyi müzakere masasında değerlendirebileceğini ifade ederek Kıbrıs Rum kesimi açısından ilerleminin anahtarının Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ile yapılacak görüşmede olduğunu savunuyor. Buradan aslında anlaşılan hala bir Birleşmiş Milletler'den ya da bir Avrupa Birliği'nden bir beklentisi olduğunu, verilen bir söz mü var? Yani neden bu beklentiye girildi? Hala kendi politikalarını aslında güdüyorlar. Onların amacı yine Birleşmiş Milletler zemininde bir federasyon tezini yönlendirmektir Kıbrıs Türklerini. Bu şekilde aslında bu tez çerçevesinde Kıbrıs Türklerinin yıllarca sürecek müzakere süreçlerini yeniden gömülmesi. Şimdi 50 yılı düşünün, çok müzakere süreci yaşandı. Her müzakere sürecinde hatırlıyorum çok net. İşte güzel yurt verilecek. Herkes yatırım yapmaz, çivi çakmaz, çoluğu çocuğu o bölgede ev yapmaz, yerleşmez. Böyle bir kompleks içerisinde sokulduk senelerce. Maraş konusu da aynı. Maraş'ı bir gün sanki verecek, bizim değil gibi davrandık. Yıllar geçti. Çok şükür anavatanındaki jeopolitik güç yükseldikten sonra Sayın Erdoğan liderliğinde çok daha güçlü savunma sanayisiyle, ordusuyla, dış politikasıyla proaktif bir sistem. Dünya meselelerinde, küresel krizlerde etkin rol oynayan bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Kıbrıs Türklerinin seçim dönemi içerisindeki çağrısına kulak verdi. Bu çağrı neydi? Sayın Tatar şunu söyledi. 50 yılı aşkın süredir biz görüşüyoruz federasyon, hiçbir şey kazanmadık.
bundan sonra artık devlet tezi. Bu düşünceyle seçimlere girdi ve kazandı. Kıbrıs Türk'ü bunu haklı buldu. Neden? Çünkü herkes yıllarca sağcısı, solcusu bir federasyon olur mu diye emek verdi, gönül verdi. Rumlarla bir birleşik Kıbrıs olabilir mi diye. Günün sonunda gördüler ki, herkes buna şahit oldu ki, Annan Plan'dan sonra Kransmontana'da artık ipler koptuğunda bu iş artık mümkün değil, olmaz. Çünkü Rum liderliği hiçbir platformda Kıbrıs Türk'ünü egemen muamele yapmamaktadır. Azınlık muamelesine tabi tutmaya devam etmektedir ve bu şekilde bakmaktadır. Bu şekilde yönetim anlayışına bir şekilde Kıbrıs Türklerini entegre etmeye çalışmaktadır. Bunun da farklı stratejileri var. İşte gel sana vatandaşlık vereyim, gel şunu yapayım, bunu yapayım gibi farklı adımlarla bunu gerçekleştirme arzusu içerisindedirler. Şimdi burada geldiğimiz noktada devlet çok önemli. Yani Birleşmiş Milletler zemininde bundan sonra artık iki devletli siyasi eşitlik yanında egemenliğin de devletlerin eşit egemenliğin de kabul edilmesiyle ilerletilmesi gerektiği ortaya kondu. Bu bir çıkardır. Bu bir menfaattir. Bu bir Kıbrıs Türk'ün haklı duruşudur. Bu kolay bir söylem değildir bugüne kadar yapılan. Yeni bir vizyondur. Yeni bir sinerjidir. Ve dünyada bu sinerjiyi eklemlediğimiz çok önemli bir kurum var. Türk Devletleri Teşkilatı. Evet. Bakın, yani sizi devlet tanımıyorum diyenlere inat, bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kendi anayasal ismiyle Türk Devletleri Teşkilatı'nda gözlemci devlet olarak yerini almıştır. Ve Türkiye Cumhuriyeti bundan sonraki süreçte Türkiye'nin özellikle etkinliğinin de daha da yükselmesiyle birlikte Kıbrıs Türklerinin bu manadaki beklentilerini karşılayacak şekilde hareket edecektir. Nedir bu? Tabii ki öncelikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kalkınması. Bakın, Ercan Havalimanı, uluslararası, muhteşem bir yer. Hepimizin gözünün dolarak bakması gereken bir havalimanına sahibiz bugün. Bölgede kesinlikle. Ve Rum liderliğinde olmayan bir havalimanı. Aksaklıklar şu an söz konusu, zaman zaman çıktığına şahit oluyoruz. Olabilir. Yeni bir bina. Elbette bunun bir takım aksaklıkları başlangıçta olabilir ama bu da oturacaktır. Yani bu tedbirler alınmayacak diye bir şey yok. Her şey bir yana, anavatan gibi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti gibi güçlü bir devlet, sizin bütün ihtiyacınızı gidermeye hazır bir bağınız olan anavatanınız var. Bu son derece önemli. Bu çerçeveden biz sadece bile baktığımızda bir yola çıktık artık. Herkes bu yol içerisinde birlik beraberliğini nasıl sağlar, buna odaklanması lazımdır. Biz ulusal birliği kendi içimizde sağlayamazsak, sağlamamamız için, ki görüyoruz Avrupa Birliği'nin fonları, Amerika'nın fonları, bazı sivil toplum örgütleri, siyasi temsilciler Türkiye'yi bir hedef göstererek, Türkiye'nin karşısında, bakın 20 Temmuz geçti, devamlı Türkiye'ye Türk askerine saldıran, işte Türkiye'yi aşağılayan bu şekilde yayınlarla sanki Kıbrıs meselesinin özünde esas sorun Türkiye'ymiş gibi göstermeye çalışıyorlar. Herkes çok dikkatli olsun. Kesinlikle. Neden? Çünkü bu kasıtlı yapılan propagandalar ve algı inşasında hedef şaşırtılıyor. Bize bugün nefes almamızı engelleyen Rum tarafıyken, Rumların yaptığı, bakın bu açıklamalara bir tane açıklama bulamazsınız. Generalin söylediği, Rum siyasetçilerin ortaya koyduğu, Kıbrıs Türklerin hak ve menfaatlerinde gözü olanlara tek bir karşı demek yoktur. Televizyonlarda Rum tarafı şöyle yaptı, onlar böyle bir gelişmiş devlet, pohpohlatılır, anlatılır. Bizi aşağılama stratejisi bilinçli bir şekilde ilerletilmek isteniyor. Herkes dikkatli olsun. Çünkü bu tip söylemler bizi içimizde kırmak içindir. Ki tarihte askeri güçle hiçbir zaman Türkler tarumar edilmemiştir, edilemez de. Ama her zaman izledikleri yol içeride bir asimetrik bağ kurup bizi kırdırmak. Sağ sol diye geçmişte çok yaptılar. İşte Rumcu, Türkçü, bilmem işte farklı söylemlerle, Türkiye'li Kıbrıslı. Bu tip inşa edilmek istenen söylemlere
çok da itibar edilmemesi gerekir. Neden? Çünkü bu bir ulusal bütünlüğü bozucu düşüncedir. Bakın bugün Amerika'da çeşit ırk var. İngiltere'de aynı şekilde. Herkes o devleti benimseyerek yaşar. O devletin kimliğini benimseyerek yaşar. Burada bu devlet çatısı altında ötekileştirme anlayışı içerisinde politika geliştirenler sadece bu devletin güçlenmesini engellemek için hareket eder. Bu devletin geleceğini, bu halkın geleceğini baltalamak için nefret söylemiyle hareket eder. Ki çok ciddi bir suçtur. Nefret söylemiyle zaten ötekileştirerek ve nefret söylemleriyle çoğu propagandanın ilerletildiğini görüyoruz. Yanlış yoldalar. Bu ülke sahipsiz değil. Herkes onu bilecek. Bu ülkenin bir takım kırmızı çizgileri var. Bugünkü kırmızı çizgi yüzyıllardır var. Hiçbir zaman değişmemiştir. Bu ana vatan ve Türkiye'nin bir bütün olduğu, tek vatan olduğu noktasında herkes bunu öncelikle aklına yazması gerekir. Bu Kıbrıs meselesi, çocuk oyuncağı, işte ben büyüdüm, Türkiye ne işin var, Türkiye işgalcisin, defol git gibi çok absürt laflarla, kabul edilemeyecek laflarla hareket edilmesi sadece kimin sözcülüğünü yapar? Rum tarafını. O zaman herkes düşünsün bakalım bu söylemi ortaya koyan karşı tarafla içimizde aynı söylem ve politikada ilerleyen tarafların durduğu çizgiyi ve bugün karşı karşıya kaldığımız niye hedef Türkiye sorusunu sorulduğunda tabii ki Kıbrıs'ta planladıkları bütün Kıbrıs'ı kontrol etme, bütün Kıbrıs'ı yetki alanına içerisine alıp Kıbrıs Türklerini bir azınlık gibi bir köşeye oturtma stratejisinin bir parçasıdır bu. O yüzden bu devlete sahip çıkılması gerekir. O yüzden Sayın Tatar ısrarla küresel ve bölgesel bir güvenlik meselesi olarak Kıbrıs'ta bundan sonraki devletli çözüm şarttır demektedir. Çünkü Tatar da biliyor, herkes çok iyi biliyor ki bu atmosferde müthiş ırkçılıkla yetişen bir güneydeki genç nesile baktığınızda eğitim programları, askeri programlarında ve bize baktığınızda bu halkı Federal Kıbrıs diye bir araya getirsinler zaten çatışmalar başlar. En basiti mülkiyet konusunda başlar. Bir de neden? Çünkü size bireysel mülkiyeti talep eder. Rum liderliği bu ne demektir? Olası bir federasyon çözümde herkes rıza gösterir oturduğu evden çıksın veya oturduğu ev için yıllarca oturdu diye Rum'a tazminat ödesin. Bunu isteyen herkes niye bunları açıklamazlar insanlara? Beklentisi Rum'un nedir mülkiyette? İki kesimlilik diye bir şeyi kaldırmak ister Rum. Ve ortaya koyduğu bütün dayatmalarda bu iki kesimliliği kaldıracak şekilde AB müktesebatını zaten bu şekilde geçirdiler. Ve Avrupa Birliği birincil hukuku olmayı kabul etmiyorlar. Bu ne demektir? Ben girdiğim şekliyle bütün Kıbrıs'ı kontrol edecek şekilde bu statüde beni kabul edeceksin. Herhangi bir deregasyon sınırlama olmayacak. Yani rahat gelecek Rum, kuzeyde alacak mülk, kuzeyde rahat bir şekilde hareket edecek noktasında davranıyorlar. Bir kısıtlama ve ayrı bir otorite varlığının ki 60 döneminden daha da geriye gitmedir bu. 60 döneminin anayasasında Rumlar ve Türkler kendi kendilerini seçerdi. Belediyeler ayrıydı, yargısı ayrıydı. Çok temsilciler meclisleri ayrıydı. Ve bu çerçevede bütün işlemler giderdi. Ortak çatıda Makarios Cumhurbaşkanı Doktor Küçük muaviniydi ve belli noktalarda veto hakkı vardı. Doktor Küçük'ün yani stratejik noktalarda, ulusal güvenlik noktasında, önemli konularda. Şimdi bunlar olmayacak. Tamamıyla Rum liderliği işte dolaylı vergiden doğrudan vergi konusundaki taleplerine kadar düşünün bir federasyon oldu. Mesleki sertifikası tanınmamış olanların Avrupa Birliği delilere tanımayacak. Kuaförlük yaparsa yapamayacak. Çünkü tanımaz. O kriterlerde, Avrupa kriterlerinde almadığı için diplomasını diyecek ki Avrupa ben seni tanımıyorum. O zaman nasıl sorunlar başlayacak? Yani bu kaos ve çatışma içerisine mi halkı sokmak isterler? Bu federasyonun altında inşallah başka bir programda detaylandıralım. Başlık başlık yönetim anlayışından toprak verme ve diğer Çok vesaire önemli konular konulara aslında. bunları bilmesi lazım insanların. Yani benden Rum ne bekler de ben bugüne kadar anlaşamadım. Hangi başlıkta hangi şeyleri talep eder? Yani velhasıl işte bütün bu çerçevede
Hani bugün Güzelyurt'ta yatırım var, ODTÜ var, işte Nişantaşı Üniversitesi gelişiyor. Neden? Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işte bu müzakereler sürecinde Güzelyurt verilmeyecek çıkışı tarihi bir çıkıştır. Ta o dönemden bu ülkenin geleceğini ve mukadderatını etkilemiştir. Ve ondan sonraki süreçte bakın bugün yatırımlar dört bir tarafa yapılmaktadır. Neden artık Maraş'ta açılarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti toprağıdır denilmiştir? Neden? Bizim yönetimimiz içerisinde bize başvuran, bizim bulunduğumuz noktada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin statüsünü ortadan kaldıracak hiçbir adım atılmayacaktır demektir. Yani toprak artık verilmeyecek. Bunu kabullenin demektir. Bunu herkesin kabullenmesi lazım. Herkesin sahip olduğu toprağına sahip çıkması gerekir. Biz görüyoruz bugün toprak satışlarında da farklı farklı İran'dan, Rusya'dan, farklı yabancı ülkelerden ciddi bir talep olduğunu görüyoruz. Elbette liberal dünyada bunlar olacak ama belli bir sınırlama ve kontrol altında gitmesi gerekir çoğu şeyin. Herkes toprağına sahip çıksın. Çünkü çok önemli bir bölgedeyiz, kıymetli bir bölgedeyiz. Her şeyiniz giderse yurtsuz kaldığımız anda biteriz. O yüzden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıs Türkü'nün çatısıdır, evinin çatısıdır. Burada barınma alanıdır, güvenlik, can güvenliği alanıdır. Türkiye tarafından bu ev korunuyor. Dışarıdaki güvenlik tehditlerine karşı korunuyor. Herhangi bir şekilde uluslararası bir kriz olduğunda Türkiye'dir burada Kıbrıs Türk'ün yanında olan. O nedenle bütün bunları çok iyi hesap etmemiz lazım. Çok önemli açıklamalardır Sayın Tatar'ın ortaya koyduğu. Devlet duruşumuz şu an çok önemlidir. Ama beklenti var mı siyasilerden? Siyasiler Kıbrıs konusunda bu kadar emek harcayacağına mecliste yasaları düzelsinler. Yasa yapsınlar. Yaşlı hakları, çocuk hakları, ceza yasasının düzenlenmesi yapılacak çok o kadar çok iş var ki Kesinlikle. bir an önce bu ülkeyi benimseyerek adım atılsın, benimseyerek hareket edilsin. Halkın beklentisi iyi bir yönetim. Budur. Siyaset değil yani siyaseti yapacaksınız her yerde ama bu halk muhalefeti, iktidarı beklentisi yasal düzenlemelerle ülkenin geleceğinin iyileştirilmesi, beklenti refahının ulaştırılması. Türkiye bu noktada ben hazırım. Bakın maaşları herkesin en tatminkar olacak şekilde devlet niye düzenleyebiliyor bu krize rağmen? Rahat etsin buradaki insanlar diye. Yani bütün çaba ve gayretlere rağmen bu ülke sizi bu kadar koruyucu ve kollayıcı, bu vatan, bu devlet size bu kadar sahip çıkan bir anlayışta davranırken elbette aksilikler ve aksaklıklar bizim de şikayet ettiğimiz çok alan olabiliyor ama bu ülkeden ve devletten vazgeçmek, egemenlikten vazgeçmek değildir. Yani pireye kızıp yorgan yakmayalım. Çünkü bu devleti bize emanet eden geçmiş büyük atalarımız çok büyük fedakarlıklar yaptılar. Çok büyük fedakarlıklar. En basit şekliyle canını verdiler. Ve çok şükür bugün bir yerden bir yere gittiğimizde Girne'ye gidin, Karpaz'a rahat gidiyoruz ya. Ama güneye geçtiğinizde kuzeye geçene kadar bir içinizde bir huzursuzluk var. Başıma bir şey gelirse bugün bana saldırırlar mı? Çok olay yaşandı çünkü kapılar açıldıktan sonra. O nedenle burada Türk askerinin varlığı, garantilerin mevcudiyeti, Türkiye Cumhuriyeti bakın Mehmetçik Mücahit bizim güvenlik kuvvetlerimizde yarın yıl dönümü inşallah 1 Ağustos. Allah hepsinden razı olsun. Yani biz çok rahat uyuyoruz ama bekçilerimiz onlar. Kesinlikle. Polisimiz, bekçimiz, güvenlik kolluk kuvvetimiz aynen keza bu şekilde. Bu ülkeye emek verenlerin, yüzyıllardır bu sancağa sahip çıkanların emanet ettiği bir vatan, bu vatana sahip çıkmamız gerekir. Aksi takdirde bir azınlık oluruz. Yarın adımız değişir. Maria olur çocuğumuz, çoluğumuz. Çünkü geçmişte bunu da yaptı Rum liderliği. Yani Rumlar Hristiyanlaştırdığı köyler o kadar çok köy Hristiyanlaştırıldı ki yoksulluktan ve imkansızlıktan. Ama çok enteresandır. Mesela Ömerli Köyü, Akıncılar Köyü çok böyle spesifik bazı köyler var. Ciddi dirençler sergileyerek işte ne papazlara göz yumdular yapılan baskınlar. Çünkü papazlar eşliğinde olurmuş ve
vaftiz edilirmiş çocuklar, küçük çocuklar alınarak. Bunu yaşattılar bu halka. Kimse insan hakkı diye ayrısen ulusun ki Osmanlı sahip olduğu millet sistemiyle burada yaşayan Rum azınlığa o kadar insani haklar sağlamıştır ki vergi muafiyetinden kendi dillerini, dinlerini, ibadetlerini daha uluslararası alanda din özgürlüğü gelişmeden, eğitim hakkı gelişmeden Osmanlı zaten bunları kendi gayrimüslim tebasına zaten sağlamıştır. Böylesine yüksek görgülü bir medeniyetin bugün devam eden nesli olarak biz konuşuyoruz. O yüzden bize karşı yapılan bütün kim olduğumuzu bilmemiz lazım. En büyük eksiklik bu. Biz zamanında eğitim hayatımızda ilkokuldan sonra ortaokulda, lisede Türk tarihini görürdük ya. Gazneliler, Karahanlılar, ilk Müslüman ne zaman oldu? Bugün çok sor bakalım Türk tarihinde çocuklar ne zaman oldu? Karahanlılarla. Bu Karahanlılar öncesinde ön Türk tarihindeki Göktürk yazıtları, Orhun yazıtları, yani Hunları, Hun devletinin Avrupa Hunlarına kadar, yani bütün bunları bize zorunlu öğretirlerdi tarih derslerinde. Biz Türk tarihini öğrenirdik ve kim olduğumuzu bilirdik. Osmanlı'ya geldiğimizde wow derdik, işte bizim ulusumuz. Ne kadar önemli bir şey. Aidiyetinizin kim olduğunuzu, bugün Avrupa'ya bakın, bütün devletlere, Batı'da Amerika'ya bakın, Doğu'da Çin'e bakın. Herkes geçmiş tarihini sıkı sıkıya sahip çıkar. Bu ülkede arkeoloji çok büyük eksik alandır mesela kanaatimce. O konuda görmüyorum yani bir alan, çaba ki arkeolojinin merkezidir. Osmanlı'dan önce burada Memlükler düşünün idaresiyle burada zaten Türkler bulunmuş, ticari ilişkilerden ötürü idari sistemi kendi elinde tutmuş. Onun ötesinde ön Türk tarihini çalışan uzmanlar Alaşhan diye devlet kurulduğundan bahseder. Arkeolojik kazılardan bu tespite kadar gidilmiş. Yani tarihçiler çok iyi bilirler bunun önemini. Biz de bilmemiz lazım. Güney'de özel sırf tarihi arkeolojik kazı birimleri var. İnsanlara Bizans döneminden burası bizimdir bunu aşılamak için, tarihi aidiyetini, bu ülkeye aidiyetini sağlayabilmek için. Biz buna önemsememek adına Öğretmenler Sendikası sağ olsun Güney'deki federasyonla, Rum federasyonla işbirliğini çok iyi bilir. Ama bu konuda ortak tarih yazma, Kıbrıs Türk'ünün farklı tarihi yönlendirmeyi çok iyi bilirler. Ama diğer taraftan bizim tarihimizi inkar ederek, inkar etme yoluna giderek nasıl büyük bir zarar verildiğini bu ülkeye ve geleceğe halkın anlaması lazım. Tarih her şeydir. Geçmişini bilen gelecekte var olur. Biz kim olduğumuzu bilmemiz lazım. Ama biz kim olduğumuzu çocuklarımızın bilmemesi için çaba sarf ediyoruz. Tenzih ediyorum elbette. Çok kıymetli hocalarımız var. Bu konuda direnç gösterip yapmaya çalıştıklarının önüne geçen, set vuran. Çok da ellerinden öpüyorum büyüklerimin. Sağ olsunlar. O yüzden bunları bilmemiz lazım. Bunları bilerek gelecekte yer alabiliriz. Biz tarih bilincimizle bu ülkede sadece tarih eğitim değil, devletin de iktidarların da yapması gerekenler, gençler için bir takım RG merkezleri ve projeler, evet geliştirilmesi gerekir, üniversiteler yapıyor ama iktidar ve hükümetlerin, devletin de bir vizyon sahibi bu çalışmaların ilerletilmesini öncülük etmesi lazım. Ve tabii ki siyasiler bilim insanlarına danışacak. Siyasiler mecliste çok farklı branşlardandır. Her ne kadar hukuk yapma süreci farklı olsa bile toplumsal sorunların algılanmasında bu çok önemli. O yüzden konuyu da çok değiştirmeden bunlar yapılacak şeylerdir. Kimler nereden nereye geldi? Biz nereden nereye geldik? Biz 74'ten bugüne nereden nereye geldik? Bir soralım kendimize. Kesinlikle geçmişten o bugüne kadar gelen bir tarih, beklentilerimiz, bir sürü olay, gelen süre gelen var. Bununla birlikte Rum kesiminin aslında bir tezi ve dayatmaları ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir politikası var. Aslında yakın zamanda bu müzakere masalarında olumlu bir sonuç aslında öngörür müsünüz? Olumlu sonuç olması için ortak iradenin olması lazım. İyi niyetin olması lazım. Ve tarafların ortak çıkar dediğimiz iki tarafa da saygı çerçevesinde iki tarafın egemenliğini kabul etmesi lazım. Biz Rum liderliğinin bu yaklaşımının
mevcut olmadığını halen görüyoruz. Ve buna rağmen beyhude olsa da çoğu şey, değişmez bir mantık olsa da Türk tarafı olarak elbette her zaman sahip olduğumuz egemenlik şartlarımız kabul edildiği müddetçe biz de bundan sonra muhatabımızla iyi komşuluk ilişkilerinde elbette bu müzakere sürecinin gerektirdiği şartları devletimiz yerine getirir. Ama temel kriter egemenlik. Egemenlik küçümsenmemesi gerekir. Neden? Çünkü egemenlik dediğiniz olgu sizin kendinizdir aslında. Kendi gücünüzdür. Yarın olası bir federasyon kurulsa egemenliğiniz olmasın mı? Egemen gücünüz co-founder statüye sahip bir ulusuz biz burada. Yani kurucu ortak statüsünde. Yani onlar ne kadar eşitse ben de eşitim. Bu kadar. Kesinlikle. Bu hakka sahip olan bir ulus olarak niye ben geriye düşeyim? Neden ben egemenlik hakkımdan vazgeçeyim? Yönetimde düzelteceğiz. Evet, düzelecek. Yani zaman bunu gösterecek. Ama hiçbir sebep bu kadar kaotik bir ortamda, dünyada insanlar azınlık gruplarının yaşadıkları, bakın Fransa'da yaşanan azınlıkların dramı apayrı bir sayfadır ki Fransa'yı ben Fransız milliyetçiliğinin insan haklarının yeri görürsünüz. Ama başta Fransa, Fransız halkı için vardır. Bu yani Fransa'nın Fransızlar için var olduğu Batı'nın geçmiş köken anlayışında hani ilk site devleti kurulduğu dönemde temel düşünce sınıflara ayrılmıştı. İşte yurttaşlar ve köleler, yabancılar şeklinde ayrım yapılmıştı. Bugün Batı'nın tutumu azınlıklara bu şekildedir. Her ne kadar azınlık hakkından bahsediyor olsak da Avrupa devletlerinde çok nadir bulursunuz. Kesinlikle. Gerçekten Türk olana, Müslüman olana haklarını tanıyan, kamu işinden diğer hayatta, sosyal hayata uyumuna kadar hep banlio dedikleri bölgelerde yaşatılıyor. Evet. Bu insanlar, göçmenler, soruyorum insanlara, herkese. İlim, irfan sahibi okuyan nerededir demokrasi ve insan hakları? Batı ahlakı ve anlayışı bu mudur? Kaldı ki doğuya da baktığımızda elbette onların da kendi çapında insan haklarıyla tezat düşen Uygur Türklerine yapılanlar, örnek Çin'deki mezarı ortada. Demek ki dünyayı iyi tanımak lazım. Dünya sistemini çok iyi tanımak lazım. Uluslararası hukuk dediğimiz kavramın ve hukuk sisteminin nasıl uygulandığını çok iyi görmemiz lazım. Çünkü dünyadaki jeopolitik sistem her şeyi şekillendiriyor. İsrail'in Filistin'i biliyorsunuz nasıl gayri hukuki şekilde gasp ederek insan haklarını bugün ihlal ettiği noktalardan çok gönlü tartışacağımız dünyadaki hukuka aykırı eylemler var. Yaptırım var mı? Yok. Yaptırım kime oluyor? Yaptırım ortak 5 tane hegemonik yapıyı kuran gücün kendi çıkarları örtüştüğünde diğer tarafa yaptığı baskıyla ilerletiliyor. Ki zaten bu Avrupa Birliği'nin de uyguladığı temelde anayasasına baktığımızda biz diyor Avrupa Birliği anlaşmalarında yalnız Avrupa halkı için refahı ilerletme hedefindeyiz. Yani bu tanımı açık ve net bir şekilde zaten diğer ulusları ötekileştirerek kendi refahını sağlamak adına çalışmalar yapar. O yüzden Avrupa içerisinde azınlıkların durumu, azınlık haklarının mukayese edilmesinde en basit Yunanistan'daki Batı Trakya Türkleri örneği yakın bölgemize baktığımızda çok gönlü bakacağımız, inceleyeceğimiz, örnek vereceğimiz konular vardır. Bunları bilerek devlete sahip çıkalım. Kesinlikle. Yani Avrupa'ya girdik, federasyon çatısı altında Avrupa'nın adaletine kavuşuruz. Avrupalılık işte her şeyde en demokratiktir, bütün haklar sağlanır gibi söylemlerin altında bilinmeyen çok şey var. Esas söylemin kağıt üstünde yazılı olanların kağıt üstünde yazılı olmasına rağmen Kıbrıs işgal edildi. Ve Kıbrıs'taki bizim örneğin vakıf haklarımız anlaşmalara rağmen, uluslararası anlaşmalara rağmen, 60'taki yazan anlaşmalara rağmen gasp edildi. 60 öncesi anlaşmalara rağmen gasp edildi. Yazılı olan anlaşma, Atina anlaşması, Yunanistan-Türkiye arasında keza aynı şekilde Uşi, adaların statüsü. Bu anlaşmalar yazılı olmasına rağmen gasp edildi. Yani diyeceğim,
Devletler her zaman düşün satranç tahtası bulduğu anda boşlukta bir devletin gücünün üstünde kendisini hemen saldırır ve verdiğini alır. Böyle davranıyorlar maalesef. Bugün de zaten Avrupa'nın göbeğinde Rusya-Ukrayna savaşı zaten çok her şeyi daha berrak kılmıştır. O nedenle bu devlete biz sahip çıkalım. Çocuklarımızın geleceği ve güvenliği için sahip çıkalım. Bakın İçişleri Bakanlığı kesinlikle ülkeye giriş çıkışların denetiminin, güvenliğinin artırılması, Türkiye ile işbirliği nezdinde bunun ilerletilmesi, bu yabancılara karşı daha tedbirlerin yükseltilmesi önemli adımlar atılmaya başlandı. Kesinlikle. Bunları önemsememiz lazım. Bu adımlar yapıcı ve güzel şeyleri ülkemizin onurla paylaşmamız lazım. Takdirle dile getirmemiz lazım. O nedenle biz bu ülke gençliğine ve geleceğe sahip çıkmak için ki sosyal konut projeleri vesaire bunlar beklenip olması gerekenler. Bu halkın beklentileri bu tip adımlarla iyileştirmeler inşallah hastane, sağlık sisteminde düzeldikten sonra eğitim, ulaşım üç tane temel eksen arasında ve kamudaki otoritenin de zaten e-devlet sistemine geçişle ilgili çalışmalar devam ediyor. Daha iyi olacağız. O yüzden birlik olalım. Sağcı, solcu, şu bu kavga değil. Türkiye'mize ana vatan olarak her zaman düşman değil, o bizim rakibimiz değil, düşmanımız değil. Bizim olan kendi özümüz, geçmişimiz, vatanımızdır. Türkiye'mize sahip çıkalım. Burada herkese inat, Türkiye'nin garantörlük hakları, Türkiye'nin bu ada üzerindeki tarihi, manevi, her türlü hukuki haklarına bir olup sahip çıkalım. Kimseye laf söyletmeyelim. Çünkü muhataplarımız art niyetlice davranıyor. Biz bizim olana, bize kendimize sahip çıkacağız bu şekilde. Kesinlikle geleceğimize zaten sahip söylediğiniz çıkacağız. Gibi en önemlisi de o zaten. Gerçekleri görelim ve ülkemize yapılan yatırımların da biraz da tadını çıkartalım. Aynen öyle. Kesinlikle. Biz ayrılan sürenin de böyle sonuna geldik Emet Hanım. Başka güzel gelişmelerde yeniden burada buluşmak dileğiyle açıklamalarınız için de çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Rica ederim. Değerli izleyenler, Kıbrıs TV ekranlarından Gününüzü programında akademisyen doçent doktor Emet Gözü Güzelliği ile birlikteydik. Yeniden karşınızda oluncaya dek hoşça kalın.